7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Sadece bir sıyrık. İyi. Ece sen iyi misin? Ben iyiyim. Bende sorun yok. Civan hastaneye gidebilir miyiz? Hayır hayır, hastaneye gerek yok. Hastaneye gerek yok. Bu zaten sadece bir sıyrık. Ben evde pansuman yaparım. Siz beni eve bırakın lütfen. Civan Bey, hastaneye gidip vuruldu dersek adli takip, soruşturma falan. İyi tamam tamam tamam. Kahretsin. Kahretsin. Civan Bey, kimdi o adamlar? Ne bileyim ben ya, kimdi? Nereden bilebilirim yani? Benim gibi başarılı insanların düşmanları olur böyle. Asıl sen orada ne arıyordun? Onur, onu söyle bana. Hilal orada olduğunuzu söyledi. Ben de geleyim, belki aramızdaki buzları eritiriz dedim. Hepsi, iyi ki de gelmişim zaten. Evet, iyi ki de gelmişsin gerçekten. Tam zamanında geldim. Ece, ne yapıyorsun? Bana mı gelirsin? Eve mi bırakalım seni? Nasıl yapalım? Yok, ben zaten eve gidecektim. Eve gitmek istiyorum hala. Hele böyle bir geceden sonra biraz yürüyüp kendi kendime bir nefes almaya ihtiyacım var. İleride bir yerde inerim ben. Haklısın. Özür dilerim böyle bir gece için gerçekten. Kusura bakma lütfen. O zaman önce Ece'yi bırakıyoruz. Sonra Onur'u bırakırız eve. Hı hı. Of. Niye durdun ya? Devam etsene. Şef mesaj attı, gelmeyin diyor. Emir Büyüker'den. Saçmalama, adam belki şu an orada can çekişiyor. Burada bekleyecek miyiz? Yürü hadi. İyi olmasa söylerdi Melek. Gelmeyin dedi, gitmeyeceğiz. Ya senin şöyle bir şeyleri bu kadar düz anlayışın beni çıldırtacak bazen. Çapraşık bir durum mu var Melek? Emir komuta. Bu kadar basit. Al, su iç. Hararet yaptı. Seni yalnız bırakacağımı düşünmedin herhalde. Efendim Melek. Tamam, emin misin? Ben yapabilirdim pan... Peki şefim, iyi geceler. Şefim şu adamları, arabayı kiralayanları araştırın diyor. Melih Bey arıyor. Ali, iyi mi? Şef iyi mi? Cevap verin, iyi mi ya? Oğlum iyi dedik ya, susana. Arayıp durma. Orada değilim ya, aklımı kaçıracağım ya. Ben tıkıldım, kaldım buraya. Ben ne zaman çıkacağım buradan? Kendin ettin, kendin buldun. Bu surat ne? Hı, bir şey yok, iyiymiş. Küçük bir sırık dedi, hastaneye gitmemiş. Füz Başkan duymasın diye dedi. Pansumanı da Ece yapacakmış.
Adamın durumu ağır olsaydı daha mı iyi olacaktı? Derdin ne senin Melek? Derdim Ece. Benim derdim Ece. Siz Allah'ın hırsızını nasıl bu kadar çabuk benimsediniz, bağrınıza bastınız, benim aklım almıyor ya. Şefim onun yüzünden ölüyordu bu gece, ölüyordu. Ama ölmedi. 9 canlı o, nelerden kurtuldu. Ece de iyi kız, değil mi Ali? Yani Ece'nin eli dikiş tutar gibi duruyor. Sen de gerilme o kadar artık. Rahat da kal. Hadi kapattım. Gerilme. Gerineceğim. Geril. Gerekli olan bütün malzemeleri getirdim. Hepsi burada. Sen iyi misin ha? Bir şey istiyorum. Bir su getireyim sana önce. İyi miyim? Gerek yok. Hadi şunu dikelim artık. Ellerim temiz. Al bunu. Bu ne için? Isıracaksın işte. Canın yanarsa... Ece, Birinci Dünya Savaşı'nda değiliz biliyorsun değil mi? Oldu olacak, dağla istersen yarayı. Şurada uyuşturucu sprey var, sıksan yeter. Daha önce bir havaya sıkayım da çalışıyorum. Hiç acıtmıyordum. Acıyor mu? Hayır. İyi misin? Ben iyiyim. Ece, benim canım acımıyor da senin canın acıyor mu? Niye yapıyorsun? İyiyim ben, hadi. Hadi başlayalım, bitsin artık, hadi. Tamam, başlıyorum, başlayacağım. Bir şeker falan getireyim mi dilinin altında dursun? İstersen ayran da yaparım hemen, tansiyon düşerse. Teşekkür ederim, ihtiyacım yok. Çok güzel. Çek şimdi onu. Tamam. Oo, çok acıyor. Tamam, bakma bana. Yapacağım. Acıyor mu? Ece. Ece, benim canım acımıyor. Gerçekten. İstersen ben devam edebilirim. Gerçekten. Tamam, bitireceğim ben. Tamam. Sen kendini sık. Acıyorsa söyle. Tamam, acımıyor gerçekten. Abici? Hilal, sen daha uyumadın mı? Yok, merak ettim nasıl geçti Ece'yle, anlatsana. Kadir, bizi yalnız bırakır mısın? O kadar mı kötü geçti, ne oldu? Abi, bir saniye, bir şey olmuş, ne oldu? Hilal, şuraya gel otur, otur karşıma geç. Geç otur şuraya. Abi, beni korkutma. Tamam, lütfen bir sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Beni çok iyi dinle, tamam? O hadsiz Hazar beni korkutmak için adamlarını göndermiş. Korkmadım tabii. Ama Ece ile bana ateş açtılar. Ne? Abi, sen ne diyorsun? Hilal. Bir şey oldu mu? Ece'ye bir şey oldu mu? Hilal, bir sakin ol. Hayır. Ben de iyiyim. Ece de çok iyi, çok şükür. İkimize de hiçbir şey olmadı. Ama Ece'nin önüne atlarken Onur vuruldu. Onur mu? Hı hı. Benim Onur mu? Aha. Bir şey oldu mu Onur'a? Tamam, merak etme. Sadece küçük bir sıyrık, o kadar. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Onur nasıl vurulur? Onur'un orada ne işi vardı? Aha, işte zaten soru da bu. Evet, Onur'un orada ne işi vardı? Bu birincisi. İkincisi de şu, senin evlenmeyi düşündüğün adam 2 gün önce tanıştığı bir kadının önüne neden kendini attı? Bu işte bir bit yeniği var diyorum, güvenmiyorum diyorum ama sakalım yeterince uzun değil galiba, kimse beni dinlemiyor. Çalışacaktı sabaha kadar. Ayrıca evet, neden Ece'nin önüne atladı? Nerede Onur şimdi? Eve geçti.
Hilal çok dikkat et kendine. Hilal. Merak etme abi. İyi misin? Çok sık olmadı değil mi? İyiyim. Ne oluyor? Ne oldun? İyiyim, iyiyim. Ya! Seni böyle panik pek sık göremiyoruz. Bir hoşuma gitti. Değil mi ben? Böyle gamsız falan mı görünüyorum? Niye değil misin? Yani gamsız görünürsen yaraların görünmez ve kimse canını yakamaz. Ancak yaralarının iyileşmesini istiyorsan onu birine göstermen ve pansuman yapılmasına izin vermen gerekiyor. Değil mi? Tişörtümü değiştirmeme yardımcı olur musun? Çünkü bunun her tarafı kan olmuş. Olursana zaten temiz tişört getirmişim. Dur dur yavaş hareket et. Önemli olan dikişler patlamasın. Teşekkür ederim. Olur. Asıl ben teşekkür ederim sana. Yani düzgünce teşekkür etme fırsatım olmadı. Benim için yaptığın şey... Yani hayatımda kimse böyle bir şey yapmamış benim için. Düşünmeden ölümü atlamam. Ben alışık değilim pek böyle kahramanlıklara. Asıl benim senden özür dilemem gerekiyor. Sen bu akşam orada benim yüzümden bulunuyordun. Seni tehlikeye atmamalıydım. O yüzden çok özür dilerim. Ne oldu? Aslında bir şey söyleyecektim ama neyse vazgeçtim. Sen şimdi şımarırsın. Ben ve şımarıklık. Dene bence değişik olabilir. Ben kendimi senin yanında hiç tehlikede hissetmiyorum. Herhalde. Bu arada Hilal her an gelebilir. Abisi anlatmıştır olan biteni. Neyse al toplayayım giderim. Sana yardım edeyim tabii. Hayır, hayır, hayır. Onur. Sen otur ve yaranın tadını çıkart. Gir. Civan Bey, evin çevresini kontrol ettik. Merak etmeyin, şüpheli bir durum yok. Buraya gel. Hayatımı kurtardın, benim hayatımı. Öyle oldu değil mi? Koçsun sen. Koçsun sen, koç. Ama ben adamdan anlarım biliyor musun? Kime güvenilir, kime güvenilmez bir bakışta anlarım. Anlarsınız tabii. Bu yüzden zamanında o beceriksizdir, aptaldır diyenlere de kulaklarımı tıkamıştım zaten. Hemen gevşeme lan. Çok işin var, çok. Mutlaka. Asıl soru şu. O adamlar benim bu gece orada olacağımı nereden öğrendiler, nasıl öğrendiler? Yoksa bizi mi dinliyorlar bu evde? Yoksa kamera falan mı koydular etrafa ha? Kadir, yarın bir ekip getiriyorsun buraya. Evi baştan aşağı aratıyorsun, didik didik ediyorsun santim santim. Kesin kamera koydular bu eve. Kesin bizi gözlüyorlar, kesin bizi dinliyorlar. Kesin. Bak lütfen gece bir şeye ihtiyacın olursa ara, hemen gelirim. Teşekkür ederim. Ya böyle gitmek gerçekten hiç içime sinmiyor. Kalsana. Ha?
kalayım. Bence kal. Yani daha önce kaldın zaten. Hilal gelse de zaten hemen yollarım biliyorsun. Değil mi yani? Evet, kalayım. Bir dakika. Gel. Yukarı çık, yukarı çık. Korkma, korkma. Gayet iyiyim. Küçük bir sıyrık sadece. Emin misin? Hı hı. İyi misin? Çok iyiyim. Yani turp gibiyim. Belli değil mi? Belli. Gerçekten çok korktum. Aşkım. Ama ben gerçekten anlamadım. Yani ne oldu? Sen orada ne yapıyordun? Yani anlayamadım. Hani sen bütün gece çalışacaktın? Aşkım çalışacaktım da çok sıkıldım evde. Bir de biraz böyle ilhama ihtiyacım oldu. Dedim çıkayım bir havalayayım. Sonra aklıma geldi abin. Restoranda yemekteler ya. Yani ben sonuçta şu an hiçbir fırsatı kaçırmıyorum abinle arayı yapmak için. Dedim gideyim. İyi ki de gitmişim. Tam zamanında gitmişim hem de. Evet. Yoksa Ece Hanım vurulacakmış. Öyle duydum. Aşkım Ece'nin önüne atlaman da ne bileyim. Kadir abinin önüne atladı. O sırada Ece açıktaydı. Yani ben de Ece'yi koruyayım dedim. Ne var bunda? Ay ben şimdi böyle yapınca kıskanmış gibi oldum. Hiç öyle bir şey yok. Yok yok, ben asla öyle anlamadım zaten. Herhalde o benim dünyada kıskanacağım en son kişidir. Yıldızımız barışmadı onunla, evet haklısın. Hiç ondan değil. Senin klasmanında bir kız değil o. Tamamen bu sebepten. Aşkım, en yakın arkadaşın hakkında konuşuyoruz biliyorsun değil mi? Ya evet öyle de. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben biraz da acıdığımdan onun arkadaşım. Çok yalnız bir kız o. Yani ne ailesi ne arkadaşı. Biz Londra'da aylarca takıldık. Kimsesi yok. Ayrıca zavallı, görgüsüz. Yani senin benim gibi eğitim almış biri değil o. Çok belli. Hilal, insan doğduğu aileyi ve hayatta onu nelerin beklediğini seçemiyor gelmeden önce. Bence bu akşam yeteri kadar Ece'den konuştuk. Ne dersin? Bence de öyle. Aşkım sen madem iyisin, biz bu geceyi beraber geçirelim mi? Hadi gel. Hilal ya. O kadar ağrı kesici verdiler ki gözlerim kapanıyor. Ha git diyorsun yani. Yok hayır yani. Ben sadece sevgilimin ne kadar anlayışlı bir insan olduğumu bildiğimi sana hatırlatıyorum. İyi tamam öyle olsun. İyi geceler. Ece, bak sakın onun dediklerini takma tamam mı? Saçmalama, ben 5 yaşında mıyım sence? Yani ama ben bugün çok yoruldum. Sen de kötü bir gün geçirdin. Bence yalnız kalsan daha iyi olacak. Bir şeye ihtiyacın olursa ara, hemen gelirim. Hilal de her an geri gelebilir çünkü ayarı bozulmuş onun. Ayarı kaçmış belli. Sen nasıl rahat edersin? Thank you.
Bilal. Ben de seni arıyordum ya. Ne oldu bakayım dün gece, anlat. Oo, sen uyumadın mı? Uyumuş gibi mi gözüküyorum? Uyuyamadım. Abi yani. Dün gece gittim Onur'a. Yani bir şeyler zırvaladı ama bana hiç inandırıcı gelmedi. Ben dururken Ece'den hoşlanması mümkün değil. Ama hep bir gizem var, hep bir şeyler. Çözemiyorum abi. Ayrıldı çocuktan. Abi sen de taktın ayrıl ayrıl diye, mevzu ayrılmak değil. Pardon, ben mi taktım bu çocuğa? Allah Allah, diğerlerinden 3 günde ayrılırdın. Asıl sen taktın bence Onur'a. Bu diğerleri gibi değil. Hem iyi kalpli, hem zeki, hem yakışıklı, hem karizma. Yani şu Onur güzellemesini bir kes. Tamam. Kızım, bu dediğin her şey etiket, etiket. Sen marka mı satın alıyorsun, sevgili mi seçiyorsun belli değil. Ama bütün arkadaşlarım, herkes bizi çok yakıştırıyor birbirimize. Tamam tamam, kes. Ben anladım senin derdini. Sen aynen bildiğin gibi devam et ama ondan sonra gelip sakın benim omzumda ağlama, tamam? Abi. Ha. Bu pazar. Bizim başımıza bela olmayacak değil mi? Yani Hilal, nereden konuyu döndürdün, dolaştırdın, gene Hazar'a getirdin hiç bilmiyorum. Ama Hazar konusu benim konu, tamam? Sen kendi derdine bak abicim. Abi. Hadi, hadi, hadi. Sopası mı? İyi misin? Güzel tercih. Bak, bunu da beni aklayabilirdin. Bu nereden çıktı ya? Sen ne yapıyorsun? Sen benim kapımı mı tamir ettin? Aha. Sana kalsa bir sene daha dururdu öyle. Ya iyiydi aslında öyle. Havadar havadar esiyordu. İnsana bir vantilatör alırız, olur mu? Kimse kapını kıramaz. Merak etme. Yani keşke böyle bir şey yapmasaydım. Dün gece vuruldum. Bu bir sıyırık sadece. Gördüğün bir şey yok. Sen neden üstünü değiştirmedin? İyi misin? Uyuyakalmışım ben öyle. Ben o zaman... Hadi. Ha, Onur. DNA sonuçları çıktı mı? Ya da ne zaman çıkar? Yarın çıkar. 24 saat daha sabret diyorsun yani. Son. Bir şey soracağım. Elif kardeşin çıkmazsa ne yapacaksın? Kardeşimi aramaya devam edeceğim. Onu bulana kadar. Ama Elif benim kardeşim. Hissediyorum. İyi miymiş yok? Aha, evet, aynen. Yapar mıyım öyle bir şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayla abla,
Söyle. Yine ne yaptın? Ya nasıl anlıyorsun bir bakışta ya? Kadının senin yaşın kadar ajanlık deneyimin var oğlum. Sen bana yaşlı mı demek istiyorsun Ali? Ya yok, olur mu Ayla abla? Şey, Melih çok genç. Melih, seni dinliyorum. Şöyle, ben dün akşam çok sıkıldım burada kısılı kalmaktan. Hatta bunlar da biliyor. Aynen aynen, bize de musallat oldu arkadaş. Anlaşıldı, dışarı çıktın. Sonra? Sonra... Oğlum. Sen. Ben? Hırsız. Hırsız değilim ben. Hırsız sen. Hırsız değilim ben. Hırsızsın. Hırsız değilim. Müfit Usta'ya yakalandım. Ne? Ya Allah'ım, ben adamın burnuna soktum senin posterini hırsız bu diye. O da hemen tanıdı zaten. Her yerde posterim olduğu için de çok zorlanmadı sanıyorum. Ay, kim bilir Müfit dün geceden beri ne komplo teorileri geliştirmiştir. Ya dün akşamdan arasaydın ya, bir çaresine bakardım. Ya ablacığım, Onur şefin vurulduktan sonra bende kafa mı kaldı? Şefin ne olunca dedin? Sıyırık, küçücük. Çok küçük, vurulma gibi değil de. Evet evet, böyle kağıt kesiği gibi. Gibi. O da çok acır. Çok. Ya beni delirtecek misiniz siz? Onur vuruluyor ve benim bundan şimdi mi haberim oluyor? Ya sana panik yaptırmak istemedi. Ya ablacığım, birazdan gelecek zaten. Kendi gözlerinde görürsün çakı gibi olduğunu. Nerede Onur şimdi? Nasıl vuruldu? Gerçekten iyi mi? Nasıl? Onur nerede? Abla iyi, sakin ol. Bu Civan'la Ece restorandan çıkarken birileri silah çekti. Ne? Şefim de Ece'nin önüne atlayınca... Tamam. Daha fazla duymak istemiyorum. Yine Ece, yine Ece. Ya. Üzülme, üzülme. Öğrenecekti. Bir yerde. Bu yerde mi? Hadi, her yeri arıyorsunuz. Çiçeklerin oralarını, yaprakların aralarını. Ne varsa, neresi varsa hadi dağılın. Çabuk, çabuk. Her yere bakın. Aa, ne arıyor bunlar Murat? Mendilini düşürmüş, onu arıyor. Ne bileyim ben? Civan, ne oluyor oğlum? Rutin güvenlik önlemleri anneciğim. Aa, rutinmiş, biz de yedik. Gerçi sen yedin galiba yine ama. Neyin güvenlik önlemiymiş bu Civan? Malum bu ara bütün gözler bizim üstümüzde. Böyle sürekli birileri tarafından izleniyormuşuz gibi hissediyorum. O gazeteciler sağa sola kameralar yerleştirmiş olabilir, onları arıyoruz. Nişandan beri skandal üzerine skandal. Yani kolyeyi çaldırdık diye her gün haberlere çıkıyoruz. Onur yüzünden Handan anneciğim, ailemize uğursuzluk getirdi resmen ya. Hiç doğru damat değil kesinlikle. Bak işte bu doğru, evet. Bu arada zaten şekerim, önce senin evlenmen lazım yani. Sıra sende. Ne sırası Selvi? Köyde mi yaşıyoruz biz kızım? Ya gazeteciler eve kamera koymuştur diyor. Senin derdine bak. Anneciğim, sen böyle şeyleri dert etme. Tamam? Eğer kameralar varsa ben onları bulacağım. Sonra onları yerleştirenleri de bulacağım. Sonra ben onlarla ilgileneceğim, tamam? Hiç merak etme. E hadi siz ne duruyorsunuz? Gidin bir arayın, bakın. Yardımcı olun siz de hadi. Gel biz de yatak odamıza bakalım. Belki bizi de izliyorlardır. Koş koş. Allah'ım yarabbim, sanki yatak odamızda bir hareket varmış gibi. Neyi izleyecek insanlar? Sıfır reyting. Her yeri arayın. Baktığınız yere bir kere daha bakın. Tamam? En ince ayrıntısına kadar bir kere bakmak yetmez. Civan iyice köşeye sıkıştı. Dün anladık ki sandığımızdan da zor bir halde. Yalnız bir o kadar soğukkanlı ve zeki. Şimdi, Civan'a saldıranlar Emre'yi bu arkadaştan almış. Hazar. Sen tanıyor musun bunu? Yok, nereden tanıyacağım? Hazar'ın selamı var dediler de oradan. Hazar. Yani canını alacak adam buymuş. Benim yüzümden oldu. Biz bir ekibiz. Ben de bu ekibin şefiysem seni tabii ki koruyup kollayacağım. Şefim, Hazar demiştin. Kimmiş Hazar? Kaçakçı. Silah, mühimmat, tarih eser, uyuşturucu, değerli eşya. Ne ararsak var yani kısaca.
Yani peşinde olduğumuz uluslararası ağın bir parçası. Şimdi ne yapacağız? Bütün bilgiler sende toplansın hala. Melek, sen de Hazar'ı araştır. Ne bulursan bana söyle. Tamam şefim. Hazar'la Civan aynı örgüt için çalışıyorsa eğer... Bakmamız gereken bir detay da bu. Ne oldu da aralarına kara kedi girdi? Melih, sen de kendini affettirmek istiyorsan gözünü Civan'dan ayırma. Merak etme şef. Kameralardan an be an takipteyim. Aa. Ne oldu kameralara? Diğeri de gitti. Ne oluyor Melih? Şef, bu sefer ben bir şey yapmadım. Harbiden bir suçum yok. Civan kameraları buldu, mahvolduk. Şefim, acaba biri bizim kameraların yerini ispiyonlamış olabilir mi? Ne diyorsun kızım sen böyle bana bakarak konuşuyorsun ispiyon falan? Ne oluyor? Bak yemin ediyorum saldırırım, zor tutuyorum kendimi ha. Hırsız deyince hiç ağrına gitmiyor, ispiyoncu deyince bir bozuluyorsun. Çok garip. Ya belki de şans eseri bulmuştur, olamaz mı? Ay ben böyle şansın ya. Onur, bunlar polis peşimizde diye yurt dışına kaçmasınlar. Ne yapalım, burada oturup tahmin mi yürütelim hala? Ben gidiyorum, kameralara bakacağım. Ya senden şüpheleniyorsan, ya bir şeyler sezdiyse? Dün gece de restoranda çıkıverdin ortaya. Bu almam gereken bir risk. Melek, Hazar. Ben de gidiyorum, bir hava alacağım. Aman ne istiyorsan yap. Bittim ben ya, bittim. Bu sefer kesin kovacak beni. Bu da bana patladı ya. Hey, toparlan Melih. Ajanlar ağlamaz. Ya bu ajan ne yapıyor? Ha? Biri bana ajanı tanımlayabilir mi artık? Bu soruyu sormak için biraz geciktin koçum ama bu ajan dediğin mesela senin tam tersin. Sen ne yapmıyorsan ajan o. Ben ajanım mesela. Ajan benim. Ağlama. Tamam. Ağlama. Ağlama. Abi tamam yeter. Ya Allah Allah. Tamam ulaf hak ettin kameraları yeter. Yetmez. Yetmez, daha sinirimi alamadım, yetmez. Sizce kimin işi bu kameralar Civan Bey? Kadir Bey, bana da mikrofonu uzatıp bu çok güzel sorunuzu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ya kim yapmış olabilir? Tabii ki Hazar denen... Beni yanına çekmek için ne yapacağını şaşırdı bu manyak. Ama tabii yemezler. Nasıl yani yemezler? Adam seni kurşun yağmuruna tuttu. Ciddiye alman gerekmiyor mu sence bu tehdidi? Hilal'cığım. Abiciğim bak sana ben bunu daha önce bin kere anlattım. Umuyorum son kez anlatıyorumdur. Ben bu organizasyonun elmas işlerinden sorumlu olan insan. Tamam? Hazar da silahından, pisliğinden sorumlu. Kimse kimsenin alanına müdahale etmeyecek diye anlaştık biz. Tamam? Yani beni tehdit edemez. Abi, abicim tehdit etti ama. Hem de öyle böyle bir tehdit değil. Sokak ortasında kurşunlar uçtu. Sen daha ne bekliyorsun, bizi öldürmesini mi? Civan Bey, biz de altta kalmasak mı acaba? Ne yapalım istersin Kadir, ha? Hazar'ın yatağına gidip at kafasını bırakalım. Allah Allah ya. Neyse siz takılmayın böyle şeylere. En fazla bir hafta içinde zaten beni unuturlar. Niye unutacaklar seni? Çünkü yapmak istedikleri sevkiyat haftaya. Tamam? Yani bu süre içinde illa bir B planı birini bulurlar. Buldukları zaman da zaten benim yakamdan düşerler. Önemli olan bir hafta ortalıkta gözükmemek, göze batmamak. Ben de zaten o yüzden bugün evden çalışıyorum hani. Güvenlik anlamında. Abi, abi. Ben ciddi ciddi konuşma taraftarıyım bunu onlarla. Bak ne güzel söyledin kardeşim benim, evet. Oturup ciddi ciddi konuşmak lazım gerçekten de. O yüzden sen bu ciddi ciddi konuşma işlerini abine bırak, tamam mı benim küçük kardeşim? Hadi, hadi herkes haddini bilsin, hadi. Kadir, sen bir bekle. Abimin saçmaladığının ikimiz de farkındayız değil mi? Bu böyle olmaz. Bu Hazar denen adam çok ciddi. Bir şey söylemeyecek misin Kadir? Civan Bey öyle uygun gördüyse bize laf düşmez İlal Hanım. Abim eninde sonunda Londra'ya gidecek.
seni yanında götürecek mi zannediyorsun? O gidecek, ben burada kalacağım. O yüzden kime laf düşer, kime düşmez iyi düşün derim. Kadir'cim. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hazar, bizim Hazar. Peki nereden tanıyormuş Civan'ı? Ya ne bileyim, demek ki önceden çalışmışlar. Of. Ya bir duralım, her şey birbirine girdi. Sen bir yandan hırsızlık yap, bir yandan git polislerle işbirliği yap. Polislerin peşinde olan Civan senin peşinde, Hazar Civan'ın peşinde. Bu ne be? Çok çok karıştı. Her şey birbirine girdi, herkes birbirine girdi. Elif'in DNA sonucu çıksa belki Hazar'dan bile kurtuluruz. Nasıl? Yani eğer Onur Hazar'ı yakalarsa benim borçlar, senetler silinir. Ah benim canım arkadaşım, ne kadar iyi niyetlisin sen ya. Kızım sen dua et, Onur senin şu Hazar'la alakanı öğrenmesin. Kolay gelsin. Kadir Bey. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Bahçedeler buyurun. Nereden çıktı bu ya? 5 dakika beklemedin, çağırdın değil mi? Abi ben çağırmadım, kendi gelmiş. Değer veriyor demek ki. Aşkım bu ne güzel sürpriz ya, hoş geldin. Hilal, ya dün seni çok telaşlandırdım, dedim bugün hemen geleyim göreyim. Çok iyi ettin ya. Bütün gece uyuyamadım, aklım sende kaldı benim. Kıyamam sana. Civan Bey. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Ya dün için çok telaşlandırdım da onu. Bir dakika. Dün akşam olanları Hilal dışında hiç kimse bilmiyor, o yüzden sakin ol. Ha, evet hayatım. Kimsenin telaşlanmasını istemiyorum. Tamam tamam, siz bana güvenebilirsiniz. Bu arada... Hı. Dün ateş edenlerin kimlikleriyle ilgili bir... Sen o işi bana bırak, tamam? O iş bende, sen de bana güvenebilirsin. Ya benim gibi adamların işte böyle kıskananı çok oluyor. Arada böyle nevri belirsiz tipler yapabiliyor böyle şeyler, biz alışkınız. Ay. Onur ya, hazır buraya kadar gelmişken sana benim özel karışımdan ikram edelim değil mi Kadir? Benim şu özel karışımdan hazırlatalım Onur'a, hadi. Ha? Ha? Özel karışım nedir? Dipçik gibi olacaksın, hiç merak etme. Bak içinde ilikli kemik suyu da var. 10 saat böyle karıştırılmış, kaynatılmış müthiş bir karışım. Bayılacaksın. Ha, duydum ben onu. İğrenç bir şey ama yarana da iyi gelir. Sen sevmiyor musun? Hayır, hiç sevmiyorum. Hmm. Ay. Tamam. Civan Bey, bu arada eve yeni kameralar mı taktırıyorsunuz? Niye soruyorsun sen bunu? Çünkü dünkü olanlardan sonra buradaki güvenlik önlemlerini arttırmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de o yüzden yaptırıyorum zaten. Sağ ol. Ters ya. Koral malikanesinde standart prosedür. Hı. Hayatım, biz ayda bir yeniliyoruz zaten bu güvenlik önlemlerini. Hadi gel. Ben çok ilik suyu bana göre değil, o yüzden ben pas. Öyle mi? Allah bana çok iyi geldi ya. Ece de bayılırdı biliyor musunuz? Hatta bak Ece demişken bir arayayım onu. İyi kesin. Teşkilatta da işler karıştı. Civan güvenlik kameralarını buldu. Her şey birbirine girdi şu anda ya. Aa. Cancu, onu hazırla ya da iyi insan lafın üstüne aramış. Bakacağız. Alo. Nasılsın?
Sağ ol, sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? İyi oldun mu? İyiyim valla. Ne olsun? Sen ne yapıyorsun bakayım dünden beri biraz? Aklım sende. Ne Ece'ymiş ya. Abim yemeğe çıkarır, sevgilim önüne atlar, lafı geçer zırt diye aranır. Hayatım, ileride restoranı açtığınızda ortalık dolup taşacak. Öyle düşün. Sana ne oluyor? Hani paramın peşindeydi? Bak, ondaki gusto kimsede yok. Her şeyi yiyebiliyor, eli çok lezzetli. Yani onunla daha çok zaman geçirdikçe... Bir melek yatırımcı olarak o kadar akıllıca bir şey yapıyorsun ki... Hilal, benim sana olan hayranlığım gittikçe artıyor. Ha. Öyle mi aşkım? Tamam o zaman. Yani gel, seni öpeyim ya. Çok güzel bir geceydi ama sonu maalesef umulmadık bir şekilde bitti. Yani evet öyle oldu ama önemli olan sen iyisin, ben iyiyim, Onur iyi, Kadir iyi. Önemli olan bu. Ama benim hayatım biraz böyle işte Ece, yani sürprizlerle dolu. Sen de alışacaksın eminim ki. Ama bak, bunun terapisini edeceğiz mutlaka, tamam mı? Şey yaparız o zaman, görüşürüz. Bir gün yine haberleşiriz. Tamam, tamamdır. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz, kapatıyorum, bay bay. Bana bak, bu Civan sana yazıyor mu? Sence? Ama zararsız bir adam gibi. Şu an kimse Civan'ı çözemedi, bakacağız. Zararsız. Kızım sen manyak mısın ya? Zararsız olsa adam Hazar gibi biri niye herifi kurşunlasın? Ne bileyim ben? Hazar da bir manyak. Yani geldi kurşunladı. Ya gelip bizi de kurşunlarsın? Ay. Tövbe. Ay. Neyse al su iç. Hiç su içmiyorsun. Al şunu. Ay. Ay. Ayla abla, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ali, şunları yukarı assana. Tabii ablacığım. Ha. Tıkıldım kaldım burada ya, delireceğim ya. Ya niye her şey ters gidiyor? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Ağlıyorsun. Ya. Senin için çalışıyoruz aslanım. Kralsın kralım. Onur şefim canından olacaktı diyorum. Ayla abla, bir şey yapmamız lazım. Hay bu çocuğu ajanlığa özendirdiğin günün. Sorun ajanlık değil ki. Sorun mesleğimiz değil. Sorun Ece. O kadın buraya geldiğinden beri Onur şefim hiç yapmayacağı şeyler yapıyor ve hiç almayacağı riskler alıyor. Kız ajan değil ki. Nihayetinde sade bir vatandaş. Ya bir vebalin altına girmek istemiyor, anlıyorum. Ben anlamıyorum. Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ben bu kız buradan gitmeli diyorum. Bak Melek, biz bir ekibiz. Birbirimizi korumak ve kollamak için varız. Onur da bizim şefimiz. Senin için de atar kendini kurşunların önüne, Ece için de. Öyle değildi ama işte. Ya başka bir şekilde çözebilirdik, deşifre olacaktı Onur şefim diyorum. Aa, Müfit ayaklandı yine. Benim hemen gitmem gerek. Firuz Başkanım, izninizle ben size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi sen bu Onur'a çalışıyorsun. Hı hı. Gittin en büyük sırrını da adama anlattın. Sen Onur'a gerçekten güveniyor musun? Musti, Onur beni korumak için silahın önüne atladı. Bak, altını çizerek tekrar söylüyorum. Yani beni korumak için. Ben tabii ki ona güveniyorum. Kızım bak, kafası şimdi geldi bana. Ya Ece, ölebilirdin ya. Bak,
Elif'in DNA sonucu çıkınca pılı pırtıyı toplayıp buradan basıp gidiyoruz, tamam mı? Herhalde. Heh, kapıyı tamir edecek adam geldi herhalde. Biraz geç kaldı ama neyse. Oh, hoş geldin Hazar abi. Ece, Ece Hazar, Hazar. Merhaba gençler. Mavi. Hoş geldin Hazar abi. Mavi neredesin sen ya? Hep ben senin peşinden mi koşturacağım? Yani son zamanlarda biraz öyle oldu ama... Sen de böyle ev basar gibi kapı kırmalar falan hiç oluyor mu? Bu arada şey nasıldı broş? Beğendin mi? Okutabildin mi? Oo, çoktan gitti o. Gitti de o borcunun faizine anca yeter. Hazar abi. Aksi şimdi sen beni yıllardan beri tanıyorsun. İyi iş yaparım. Sen merak etme. Bu broşun geldiği yerde daha iyileri var, daha çok var. Sen bir beni bir rahat bırak, bir sal beni, bir serbest bırak. Ben sana getireceğim, mal getireceğim ama sen hep benim başımdasın, olmuyor. Ha, sonra kurtulacaksın benden. Senden kurtulmak mı? O nasıl söz ya? Senden kurtulunur mu hiç, ha? Sizden hiç kurtulunur mu Mavi? Hı? O kadar paradan borç olmaz. O paradan olsa olsa amansızdır. Seni her an arayabilirim, hiçbir yere kaybolma. Çalışır, kazanır, çektiğin avansın borcunu ödersin. Yeni hak edişine geçersin. Hı? Anladım, bırak. Ne? Bıraksana Musti'yi, bırak. Musti, sen ne zaman geldin lan buraya? Ha? Gel buraya. Gel. Güzel ev ama ruhunu yansıtmış. Ece, adamlarını bıraktı, adam kalktı, kendi geldi. Bak ne istiyorsa yapalım lütfen, halledelim şu işi. Ha? Lütfen. Tamam Musti, tamam. Çözeceğim bir şekilde. İşe bir de iyi tarafından bakalım. En azından adamlar beni tanımamış. Yani Hazar sormadığına göre. Müfik. Ne oldu Ayla? Niye geldin yine buraya? Ay, asıl sen niye geldin? Ay, sen artık işinin başına mı dönsen? Burada çalışıyorum ben. Onur bu haldeyken dönemem. Ne halde Müfit? Onur hırsız değilmiş, tamam. Ama Onur hırsız saklıyor. Kolyenin çalınmasıyla alakası var. Ay hala alakası var diyorsun. Ne alakası var? Gel benimle, gel, gel. Bak şu, şu karşıdaki duvardaki resmi görüyor musun? Ha, işte dün akşamüstü o adamla burada karşılaştım. Yakalayamadım, elimden kaçtı. Bütün gece uyuyamadım. El alemin hırsızının tam dükkanın önünde ne işi var? Ha. Onur işbirliği yapıyor herhalde. Tamam, gel, 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 gel. Ben anladım, anladım, bildim ben. Şey, o bizim kasabın oğludur. Buna benziyor. Kesin onu gördün sen. Niye kaçtı o zaman hırsız değilse? Ay kim bilir nasıl korkuttun çocuğu. Şimdi öğreniriz biz. Ha, alo? Ha, çocuğum ben Ayla teyzen. Bizim dükkana bir gelebilir misin? Evet, evet. Bir yanlış anlaşılma olmuş da. Tamam, bekliyoruz. Ah Mefit, ah. Kız Fatma Nur, kıyır kıyır çalışma, azıcık enerji, hadi. Onur geldi, Civan hiç yüz vermedi. Böylelikle Onur out.
Civan'la Ece'nin arasını yapınca Civan da out olacak. Böylelikle Murat in. Senin bu entrika hızına yetişemiyorum Selvi. Yeter artık. Sen şundan ye bakayım, bir kaşık iyi gelir ha. Güç kuvvet verir. Besir macunu mu bu? Canım, bu koral girdabı en sonunda seni de beni de yutacak. Bizi bu girdaptan kim kurtaracak? Tabii ki çocuk. Selvi'cim, korkutuyorsun beni. Hadi gel. Kardeşim. Gel buraya. Gelme. Git başımdan. Bak, git defol. Bana bak. Civan'ın iki lafına sattırdığın yazlığı ne istersem yapmak zorundasın. Buraya gel. Gelirdir iyice. Şimdi gel. Murat. Seni Allah kahretsin. Sanki kaçabileceksin orada. Kusura bakmayın, ben sizi hırsız sandım. Ama gözüm bir yerden ısırıyor aynı zamanda. Yani amca öyle üstüme saldırınca ben de korktum kaçtım. Yani kendince bir şeye inandın, her gördüğün manzara onu doğruluyor. Kendini gerçekleştiren kehanet diyorlar buna Müfit. Tamam tamam. Çok özür dilerim evladım. Nasıl affettirebilirim kendimi? Yani... Vallahi bilemiyorum ya, ben incindim bayağı. Uzatma canım sen de. Baban yaşında adam senden özür diledi. Ben de çok korktum ama benim kalbim güm güm attı ya. Bunlar hiç konuşulmuyor. Senin kalbine uzatma. Tamam. Sana yemek ısmarlayayım yarın. Şöyle erkek erkeğe oturup kebap yiyelim. Daha neler Müfit? Olur, süper olur. Bayılırım, yapalım. Bunu yapalım. Hadi sen şimdi git. İşinden alıkoymayalım seni. Kapüşonunu kafana çevir. Kimseye görünme. Doğru merkeze. Hadi. Ayla abla. Yemeğe falan gideriz değil mi? Kebap falan. Vallahi yerin altında çok bunaldım ya. Bütün posterleri değiştiremeyiz ki oğlum. Ayla abla. Geceler. Bak o geceler çok fena ya. Ben böyle işin gelmişini, geçmişini... Hadi. Gidiyorum ben. Tamam hadi git. Al. Hadi. Civan kameraları Hazar yerleştirdi zannediyor. Bizlik bir şey yok yani, rahatız. Tuzak olmadığına emin misin şefim? Seni deniyor olmasın? Ben de telefonda konuştum, gayet tatlı konuştu. Yani bir terslik olsaydı sezerdim. Senin için bir terslik olmayabilir de Onur şefimin hayatı söz konusu şu an. Endişelenecek bir şey yok dedim Melek. Dikkat! Kalk. Başkanım. Kim bu kız? Marina'daki kız. Ha? Ha? Ece. Başkanım. Ece Mavi Yılmaz. Çetinel. Hırsız bir kız teşkilata alınmış. Benim bundan haberim yok. Biz öyle tipleri sokakta kullanıyoruz Onur Bey. Aramıza almıyoruz. Sana bu saatten sonra ajanlığın kitabını mı vereceğim? Ece'yi yanımda tutmam gerekiyordu başkanım. Koşullar öyle gerektirdi. Ben o koşulları da, o hırsız kızı da, bu büroyu da alır başınıza yıkarım. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Benden habersiz iş çevirmek nedir? Oğlum, sen sadece kendi kariyerini tehlikeye atmıyorsun. Bütün ekip arkadaşlarına leke sürüyorsun. Yazıklar olsun sana. Aramızda bir suçlu olmasının sonucu bak bu işte. Ben sana burada yer yok dedim. Onur şefimi düşürdüğün hale bak. Vallahi fal bakmak gibi olmasın Ececiğim ama ben sana söyleyeyim, senin hapse gidişin belki yarın, belki yarından da yakın. Başkanım, ben Civan Koral'da neredeyse sona geldim, görüyorsunuz. Ve Ece'nin gerçekten operasyonu çok büyük. Onur! Yasa ile yasa dışı arasındaki çizgi nettir, net! Ya bu taraftasındır ya da diğer tarafta. Biliyorum başkanım. Sen hep böyle hırslıydın zaten. Ama bu defa ipin ucunu kaçırdın Onur Bey. Senin bu Civan Koral'la şahsi bir meselen mi var?
Hayır başkanım. Ne o zaman? Benim arkamdan iş çevirmek ne? Kimsin oğlum sen, kimsin? Bak Onur, sen benim en değerli ve en yetenekli ajanımsın. Halanla birlikte seni küçüklükten beri ben yetiştirdim. Bu mu oğlum karşılığı? En çok neden korkuyorum biliyor musun? Babana benziyorsun. O da senin gibiydi. Sınırlarını aştı, sonunda ne oldu biliyorsun. Ben babam değilim. Ona benzeyeceğime ölürüm daha iyi. İyi tamam. Tamam hadi. Neyse. Şu kızı anlat bakayım bana. Ha, bu arada bu Civan Koral'ın müzayedesinden bir kolye çalındı. Tam da konsolosluğun yan binasından. Bu işte senin parmağın var mı? Hiç oralara girmeyelim başkanım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Hadi bana bir şey söyle. Tabii ki başkanım. Melek, iki tane. Sen gel bakalım. Sen değil. Sen. Sarı kız, başkan beni bekler. Tekrardan merhaba başkanım. Hırsızmışsın? Değilim. Yani en azından ispatlanmış bir suçum yok. Varsa da silinecek. Onur öyle söyledi. Civan'ı yakalamama yardım ederse hapis cezasını sildireceğimi söyledim. Bravo! Bravo! Başkanım belki Onur size iyi ifade edememiştir. Ben kesinlikle çok kabiliyetli bir... biriyim. Kabiliyetli biriyim. Aynı zamanda teşkilatın çok işine yarıyorum. Ne derlerse başarıyla yerine getiriyorum ve Onur'un asla sözünden çıkmıyorum. Bak kızım. Bu dilli düdük haller bana sökmez. Biz senin hakkında konuştuk zaten. Boşa nefesini tüketme. Sen bütün kariyerini riske attığının farkındasın değil mi? He? Düşündün mü hiç? Değer mi? Evet başkanım. Ben Ece'ye kefilim. Bu kızın en ufak bir hatasında bütün kariyerin biter. Seni ben bile kurtaramam. Farkında mısın? Evet. Bak kızım, bizim işlerimiz alengirlidir, alengirli. Tehlikelidir. Yakalanırsan bitersin. Hele bir de kime çalıştığını anlaşılırsa hapse girmeyi tercih edersin. Anladım. Onur senin kabiliyetlerini anlata anlata bitiremedi. Ama madem devam etmek istiyorsun, o halde benim de bir şartım var. Ne şartı? Ay bitmedi şartlarınız ama. Kızım! Temel ajanlık eğitimi alacaksın. Ne? Sınavı geçmeden devam edemez. Atarım içeri. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çığlık atacağım. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Başkanla konuşuyorsun.
Ece'yim ben, Ece Onur. Ne yapacağım? Başkanın yanında başka biri mi çıkacak içimden? Bak çok havalanma. Beni dinle bir, beni dinle. Bak temel eğitim alacaksın. Hı. Tamam mı? Kendi hayatını ve bizim hayatımızı tehlikeye atmamak için bu. Ve sonra da bir sınava gireceksin. Anlıyor musun demek istediğimi? Anlıyorum. Ajan olmak için sınava gireceğim ve bu yüzden de seviniyorum işte. Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Şöyle söyleyeyim, bunu ajanlık olarak düşünme. Bunu bir ön eleme olarak düşün, tamam mı? Melih bile geçti. Öyle söyleyeyim sana. Şu an daha da çok sevinmem gerekmiyor. Yani Melih bile geçtiyse ben kesin geç. Ayrıca ben hayat sınavından geçmişim. Sen neyin artistini yapıyorsun? Ece! Allah'ım delireceğim ya. Zaten sorun da bu. Sen bugüne kadar kendi yeteneklerinle, aldığın inisiyatifle bir şekilde hayatta kalmışsın. Bu öyle değil. Burada senin detaylı düşünmen, stratejin ve emre itaatin test edilecek. Anladın mı şimdi? Emre itaat mi? Ya. Çok yaptın ya bugüne kadar. Ah, yandım, bittim. Ya. Ya. Ne yapacağız? Emre itaat edeceksin. Biz neden acaba her seferinde Civan ne derse kendimizi onu yaparken buluyoruz ya? Handan anneciğim, bu kayıp kolye davası yüzünden mülklerimizi satıyoruz. Farkındasınız değil mi? Başka bir çözüm yolu olsa Civan bulurdu. Değil mi Selvi'ciğim? Allah'ım anlamak istemiyor. Yani bence çözüm değil de Civan sorunun ta kendisiymiş gibi geliyor bana mesela. Yani yönetemiyorsa şirketi, burada aslanlar gibi oğlunuz var. Bunları konuşmanın sırası mı şimdi Selvi? Ya ama evde de her şeyi konuşmanın bir sırası var ama bu sıra nedense bize hiçbir zaman gelmiyor. Murat konuşsa ben ağzımı açmayacağım da. Değil mi Murat'cığım? Ya şimdi anneciğim. Sevgili ailem, işlerin bu raddeye gelmesini ben de istemezdim. Ancak ne yazık ki bu dar boğazdan çıkmamızın başka da bir yolu yok. Anneciğim, seninle başlayalım. Ah Baki Bey, hatırına sahip çıkamadım. Affet beni. Telafi edeceğim anneciğim. Tamam. Yani bir süre kemerleri sıkacağız ama sonra tekrar refaha çıkacağız. Söz. Benim imza yetkim yok ki. Beni niye çağırdınız? Kızım, bugün ailemiz için önemli bir dönüm noktası. Hepimiz bir arada olalım istedim. Sen de birkaç ay sonra yetişkin olacaksın. Hepimiz fedakarlık yapmalıyız. E tamam da benim pahalı bir şeyim yok ki. Hadi hayırlısı. Ne diyeyim? Kameryanları bu davadan vazgeçmeye nasıl ikna edeceksin? Onların gözü böyle malla mülkle boyanmaz. Çok ince düşünülmüş, değerli bir hediyeyle alacağım gönüllerini. Yani? Neyle? Civan Bey, avukat geldi. Ha, güzel, tamam. Benim bir işim var, sonra konuşuruz. Hadi gel. Arkadaşlar, Ece artık resmi olarak bizimle çalışıyor. Ne? Ne? Nasıl? Ne diyorsun Onur sen? Nasıl yani? Bizimle mi çalışıyor? Ancak önce yarınki sınavdan geçmesi lazım. Ve onu eğitmek için 24 saatten az bir vaktimiz var. Şefim Ece şimdi bizle mi çalışacak? Bir yani? De Ece sınava girecek. Yani şu an... Yetişir. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Zaten bildiğiniz üzere benim adım Mavi. Bana Mavi diye seslenirseniz sevinirim. Diyeceğim ama siz Ece'ye de alıştınız. Ece'den mi devam edelim? Çok şey yapma. Yani Ece de Mavi. Onur bir gelsene. Seninle konuşmamız lazım. Geldim Allah. Geldim. Ben sana monitöre bakmayı öğretirim. Ama öyle gizli kamera kurma, hackleme, dinleme onları öğretemem. Başım belaya girer sonra, tamam? Yani belki onları da öğretirsin ilerleyen zamanlarda. Bu arada buluşlarının hayranıyım. Sağ ol.
cansın. Ha. Bunlara bakma sen. Ben sevdim seni. Harbi kızsın. Sana üfleyerek adam nasıl bayıltılır öğreteyim mi? Ne? Doğru duydun. Üfleyerek mi? Evet. Olur. Çok büyük yol kat etmiş olursun. Anlaştık mı? Anlaştık. Dur kolumu kopartma. Kolum bana... Benim de senden öğreneceklerim var. Oo. Ya çok iyisin, çok iyisin. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ne yapıyorsun sen Onur? Ne yapıyorsun? Ha? Kızın önüne atlamalar, ajanlık eğitimi için çabalamalar. Ya ne yapıyorsun sen? Kaptırdın gittin bu kıza kendini. Allah, kimseye bir şey kaptırdım yok benim. Bu Ece ile ilgili tek derdinin iş olmadığını kabul et artık. Ne yapayım? Kameralar gitti. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım Ece kadar yaklaşamam bu herifin yanına biliyorsun. Elif Ece'nin kardeşi çıkarsa ne yapacaksın? Söyleyecek misin? Ece bir masala inandırmış kendisini. Kardeşini arıyor, Elif'in kardeşi olduğunu zannediyor falan. Bu kadar denk gelir mi? Gelmez. O yüzden sanmıyorum. Soruma cevap vermedin Onur. Eğer Elif Ece'nin kardeşi çıkarsa... Ece duygusal davranacak ve operasyonu tehlikeye atacak. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Şu DNA raporu bir çıksın. Onu o zaman düşünürüz, tamam mı? Benim tanıdığım Onur tereddütsüz hayır derdi. Söylemeyeceğim derdi. Aklın hareket etmiyorsun, farkında mısın Onur? Duyguların seni ele geçiriyor. Bak hala, ben duygularımla falan hareket etmiyorum. Tamam mı, yeter. Çıkıyorum ben. Onur. Osmanlı dönemi harem koleksiyonu. Eşi benzeri yok. Lütfen. Yalnız rica ediyorum. Ben anlatacağım, siz dokunmayın. Valide Sultan'ın zülüflüğü, şu görmüş olduğunuz elmas kakmalı kemer tokası, buradaki tavus kuşu formunda broşu, şu görmüş olduğunuz da yeşim taşlı yüzüğü. Diğerleri de haremdeki başka kadınların farklı farklı mücevherleri daha da var. Ben en değerli parçaları buraya getirdim. Bu mücevherlerin hepsi göz kamaştırıyor Civan Bey. Ama bunları bana neden gösteriyorsunuz anlamadım. Kameryen ailesi uzun zamandır bu koleksiyonun peşinde. Babam başlamıştı toplamaya, sonra yıllar içerisinde Hilal eksik parçaları tamamladı. Ben bu koleksiyonu olduğu gibi Kameryen ailesine hediye ediyorum. Abi? Gel gel Hilal, ben de zaten senden bahsediyordum. Şöyle yapalım, Kadir Tahsin Bey'i aşağı alalım. Bahçeye, verandamıza, orada bir güzel ağırlayalım. Çayımızı, kahvemizi verelim Tahsin Bey. Bunları bir toparlatayım ben, sonra benim korumalarımla sizi göndeririz, öyle teslim edersiniz. Çünkü malum, ortalık hırsız kaynıyor. Tamamdır. Tabii ki ben ileteceğim. Yalnız dava konusunda fikirlerinin değişeceğine dair bir söz veremiyorum. Bu koleksiyon onların gönüllerini alacaktır. Ciddi bir koleksiyonerin asla hayır diyemeyeceği nadide parçalar bunlar. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Aşağıda lütfen çok güzel ağırlayalım Tahsin Bey'i. Biraz bekleteceğiz sizi. Çok teşekkürler, sağ olun. Abi sen ne yapıyorsun? Bu benim koleksiyonum. Senin Hilal, sen ne durumda olduğumuzun farkında mısın? Nasıl köşeye sıkıştığımızın? Sen ne cüretle böyle bir şey yaparsın ya? Bu benim babamdan kalan koleksiyon, tamam mı? Yıllardır tamamlamaya uğraşıyorum. Ne hakla bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Pardon da sen yıllardır müzayede dolaşırken dünyada bütün bu parçaların parasını kim ödedi acaba? Sen mi ödüyorsun? Sen ödüyormuşsun gibi konuşma. Şirketin parasıyla aldım ben bunları. Şirketin. Babamın kurduğu, senin büyüttüğün ve bizim üstünde hiçbir söz hakkımız olmayan şirket. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? O şirkette batacak senin bu panik hareketlerin yüzünden. Sen daha Hazar'la çalış. Hilal!
Yeter bak artık, Hazar'ın adını dahi duymak istemiyorum, tamam mı? Yeter. Gerçekten bence de yeter. Çık dışarı. Yeter. Çık. Çıkıyorum zaten. Çık. Hadi. Çekil. Kadir gelin, gelin. Toparlayın şunları. Düzgün bir şekilde kutuların içine koyun. Yalnız öyle kaba saba davranmayın, tamam? Bunlar çok değerli parçalar. Sevgilinize dokunur gibi dokunun. Saten bir çarşafa dokunur gibi. Tamam, hadi. Yavaş yavaş, sakin sakin. Biraz ciddi ol, ciddi. Az önce bütün ekibe ve başkana karşı durdum senin için. Ha bir de şu eğitim meselesini ciddiye alsan iyi edersin. Bir de Hilal'le arayı düzeltmen lazım. Hilal'le mi? Hı-hı. Neden? Neden? Seninle neden çalışıyoruz? Civanlara giremiyoruz artık. Kameralar da patladı. Senin bağlantıda kalman lazım. İyi tamam, Civan'ı arayayım o zaman. Yani hem sen Civan'ın peşinde değil misin? Yani Civan'ı arayayım, ona yakın olayım. Bunu istemiyor musun? Arayayım mı, aramayayım mı onu? Ara, ara. Hoparlörü alalım. Gir. Hazar Bey barınakta sizi bekliyor. Saat 2'de. Tamam git. Ece. Selam Civan, nasılsın? Nasıl başarıyorsun ya? Neyi? Yani her... Böyle kendimi kötü hissettiğimde beni arıyorsun. Hissediyorsun demek ki aramızda bir telepatik bir bağ var ha? Ön sözlerim kuvvetlidir biliyorsun. Ne yapıyorsun, müsait misin? Görüşelim mi? Olur. Olur. Nasıl yapalım? Benim burada akşam barbekü yapalım mı mesela? Olur, tamam. Mezeler benden. O zaman bekliyorum. Akşam görüşmek üzere. Vallahi şimdiden iyi hissetmeye başladım kendimi ha. Tamam o zaman, görüşürüz. Oldu, görüşürüz. Kahve de içebilirdiniz. İlla mangala gerek yoktu. Sen demiyor musun Civan'a yaklaşamıyoruz diye? Gözlem yapmak için ben de işte böyle bir şey uydurdum. Adam mangal dedi, ben de mangalı tamam, kabul ettim. Tamam, sustum, oldu mu? Olmadı çünkü hala konuşuyorsun. Hilal Hanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Kadir, kapa kapıyı. Bugün söylediklerimle ilgili ne düşündün? Merak ettim. Ne konuda? Burçlar konusunda. Abim konusunda Kadir ne olacak? Ben düşünmem Hilal Hanım. Emirleri uygularım. Benim görevim bu. Ama kimin emirlerini uygulayacağını bir daha düşünebilirsin. Bak sana söyledim. Abim üst üste yanlış kararlar veriyor. Günü kurtarmak için saçmalıyor. Temkinli davranıyor diyelim. Bu mu temkin? Benim dünyaca ünlü koleksiyonumu millete peşkeş çekmek mi temkin? Eğer Hazar'la masaya otursaydı çoktan bütün sorunlarımız çözülmüştü. Hazar tehlikeli birisi Hilal Hanım. Siz tanımıyorsunuz. Tanırım o zaman ben de. Eğer Hazar denen adamla abinizin izni olmadan görüşürseniz... Ne olur? Ne olur görüşürsem, beni gidip abime şikayet mi edersin? Kadir, sen benim bir dediğimi iki etmezdin. Benim abim sana benden daha mı iyi davranıyor? Nedir onu bu kadar vazgeçilmez yapan? Ha? Kimse vazgeçilmez değildir. Ben de öyle düşünmüştüm. Hazırım. Sen benim sokaklarda büyüdüğümü unuttun galiba. Yani bugüne kadar kendimi korudum, bundan sonra da korudum. Göreceğiz. Gel bakalım, sokaklardaki gibi.
pasaport. Bulacağım bir tane, bırak. Tekrar. Marina'da güzel bir tane çakmıştım ama. Asla unutmadım. Ancak o zamanlar benim için herhangi bir kadındı. Gel bakalım, herhangi bir kadın. Burak, vallahi ısırırım. Vururum bir tane. Dinleyecek misin şimdi beni? Dinleyeceğim. Tekrar. Benim için ders bayağı zor geçecek, onu anladım. Senin için hiçbir şey bunlar. Boğazların adamları sürekli yer değiştiriyor. İlginç bir tip. Bu nasıl tip? Dalga geçme ya. Bütün sokaklarda Melih'in posterleri var. İmaj değiştirmemiz şart. Ayla ablacığım, değiştirelim, değiştirelim de sarışın olmak da ne bileyim. Şşş, külü ulaşırsın. Daha az görünür olursun, yakışır. Ayla abla, hı, şefimle bu Ece arasında elle tutulur seksüel bir gerilim hissediyorum. Sen de hissediyor musun? Açma şu şom ağzını. Peki. Al şunları. Ha yok, erkek adama yakışmaz. Yakışır, yakışır. Sana her şey yakışır Ali'cim. Dipten boya, iyice de beklet. Tamam. Melek ne düşünecek acaba? Bana bak, bazı yerleri az tut, tamam? Böyle güneşte kendi açılmış gibi olsun. Balyaj gibi, oradan bilirsin. Başlarım sana da balyajını da ha. Uçlarını yap. Hadi. Melek gibi, bak melek gibi olacak. Anladın mı? Uçları sarı. Güzel. Güzel. Aferin. Normalde daha sert vurdum ama sana biraz kıyamıyorum. Teşekkür ederim. Bizim için kimliğimizin ifşa olmaması en önemli şey. O yüzden amaç her zaman karşı tarafı kısa süreliğine bile olsa etkisiz hale getirip kaçmak. Tamam mı? Hı hı. Şimdi çeşitli pozisyonlar deneyeceğiz ve senin kaçma senaryolarını çalışacağız. Tamam. Mesela sana arkadan geliyorum. Tamam mı? Bir şekilde seni yakaladım. Evet. Kurtulmaya çalış. Bu yasak. Bana ne? Ne demek bana ne? Ben bana saldırı insanlardan böyle kurtuluyorum. Böyle? Senin nasıl bir hayatın? Nasıl bir hayatın vardı sence? Sokaklarda büyüdüm diyorum sana. Tamam. Bu eksi puan. Bunu yapamaz. Ancak dirsek olur, tekme olur. Sadece tekmeyi biraz daha kemiğe doğru. Tamam mı? Güzel, güzel, güzel. Hayır, güzel. Tamam, güzel. Tamam, diyelim ki sana önden saldırıyorum, tamam mı? Bu tarz durumlar için diyafram iyi bir seçenek. Diyafram bul bakayım. Buldum. Doğru mu? Diyaframa vurarak beni kısa süreliğine nefessiz bırakıp kaçabilirsin. Aynen böyle. Bunun için şöyle kemiğinle vurabilirsin ya da parmağını, ama parmağını kırma. O yüzden parmağını her zaman şöyle tut, tamam mı? Şurası. Aynen öyle. Tam burası. Tamam. Güzel. Diyelim ki yakın markajdasın ve kaçacak yerin yok. Adam seni bir şekilde yakaladı, kilitledi. Ne yaparsın? Bir
sıralarına vururum. Olur. O güzel bir seçenek. Mesela parmaklarını gözlerime sokabilirsin. Yapma! Daha güzel bir haber göstereyim mi? Ellerini yüzüme koy. Şuradaki... Ay sıcaklarda. Çalışmak hiç iyi değil. Sıcak bastı ama. Sıcak. Terledim. Gel buraya. Bunu öğrenmen lazım. Şuradaki boşluğa sert bir şekilde vurursan adamın gözleri yuvalarından çıkabilir mesela. Şuralar. Yapma. Yapacağım. Ba. Biraz ciddi olur musun? Tamam. Yarı sınavım var. Farkındasın değil mi? Of sen de her şeyi çok ciddiye alıyorsun. Benim ciddiyetim bu kadar. Çünkü değerli zamanımı sana harcıyorum. Ve iyi ol istiyorum Ece. Tamam. Açım ama çalışmaya hala hazırım ve hevesli. Hadi öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Serbestiz. Ne yapıyorsun? Bu Hazar'ın adamlarını araştır demişti de Onur şefim. Ona bir bakıyorum. Adamları bir sürü kez girmiş çıkmış içeri ama Hazar'ın yani sicili tertemiz. Bak bakayım bana. Ece'yi sen haber verdin Firuz Başkan'a değil mi? Onur arkasından iş çevrilmesinden nefret eder biliyorsun değil mi? Ölecekti o kadın yüzünden. Ondan korktum. Başka da bir yol bulamadım. Aradın da ne oldu Melek? Daha beter oldu. Başkandan onayı aldı. Ece de resmi olarak aramıza girmiş oldu. Biliyorum Ayla abla. Özür dilerim. Bak seni bir kez uyarıyorum Melek. Biz bir ekibiz. Sorun ne olursa olsun kendimiz hallederiz. Kimsenin ruhu duymaz. Kendimiz çözeriz. Bir daha bu duvarlar arasında olan herhangi bir şeyi birine anlatırsan, giden Ece değil sen olursun. Civan'la Ece'yi baş göz ettik miydi? Bunlar kız zaten Londra'dan gelmiş basar giderler biz de kurtuluruz. Civan vallahi donumuza kadar alacak yoksa ha. Ha bir şey diyeceğim. Murat bu tayt sana olur mu? Yok artık bir taytımız eksikti tam oldu. Ben hayatta giymem onu. Sadece tayt diyorlar canım. Meditaktik hamilelik kursu bu. Civan'a yazlığı sattırdın gıkımı çıkartmadım. Vallahi bu hamilelik konusunda bana taş koymayacaksın gebertirim seni ha. Ha Selvi'ciğim. Benim güzel karım, şimdi biz çocuğumuz olsun diye her yöntemi denemedik mi Allah aşkına? Meditaktik hamilelik denemedik. Of. Gitmediğimiz doktor, denemediğimiz tedavi kalmadı. Modern tıbbın yapamadığını böyle derin nefes alıp vermek yapacak, öyle mi Selvi? Şimdi şöyle Muratcığım bak, ben sana anlatayım. Bu omurgadaki sağ ve sol oluklardan akan enerji burun deliklerine kozmik enerji taşıyor. Tamam mı? Sol burundan akan enerji dişil, sağ burundan akan enerji eril. Yani biz gün doğumundan gün batımına kadar soldan, gün batımından gün doğumuna kadar da sağdan nefes alacağız. Böylelikle enerjilerimiz birleşecek ve ne olacak? Selvi hamile kalacak. İnanılmaz tıbbi bir açıklamaydı Selvi. Harika, tebrik ediyorum. Şimdi sen benimle bu hamilelik kursuna geliyor musun? Yoksa bütün hafta sonunu burada yatakta deneyerek mi geçirelim? Siyah tay çok güzel değil mi Selvi? Bak şuna. Çok güzel, bana yakışır. Bak derin nefes alıp vermeye de başladım. Ha? Güzel. Evet, harika. Adapte oldun hemen. At bavula.
Ya sen hala işin goygoyundasın bak. Yarın kalırsan hapistesin. Sen şu an neden benim canımı sıkıyorsun? Neden negatif konuşuyorsun? İnsan birazcık karşısındaki insanı motive eder. Niye ezikliyorsun beni? Çok haklısın. Çok özür dilerim. Geçersin tabii ki sınavı. Melih bile geçti. Şefim, beni mi çağırdın? Ne yaptın oğlum kendine? Sen hayırdır? Öyle fark edilmeyeceğini mi düşünüyorsun? Olmamış mı? Olmuş. Çok güzel olmuş. Güneş gibi olmuşsun. Nasıl geçti dövüş dersi? Yeteneğimiz var ama konsantrasyonumuz yok. Güzel. O zaman bir sonraki aşamaya geçelim. O ne için? Madem Ece Hanım bizimle bir süre takılacak, yalan makinesine sokalım bari. Çok iyi düşünmüşsün. Yarın sınavda bu da var. Ben çok severim. Buyurun. Gel bakalım Ece Hanım. Benim favorimdir. Adın? Ece Çetinel. Bari adını doğru söyle. Alışkanlık... Pardon. Mavi Yılmaz. Doğum yerin? Manisa. Doğum tarihin? 4 Eylül. Daha önce hırsızlık yaptın mı? Hayır. Nasıl hayır? Yani siz ispatlayana kadar yapmadım. Bence ayaküstü 40 yalan söylüyor bu kız. Nereden öğrendiyse. Pardon ama bu iyi bir ajan adayı yapmıyor mu beni? Bu teşkilatta kendini yakın hissettiğin kimse var mı? Hayır. Elif Koral kardeşinse bu operasyonumuzu etkiler mi? Sen nereden biliyorsun? DNA testini ona ben verdim. Elif benim kardeşim mi? Ha? Daha sonuç çıkmadı. Soruma cevap verir misin? Elif Koral kardeşinse bu operasyonumuzu etkiler mi? Hayır. Ne diyorsun? DNA sonucu çıktı. Elif Ece'nin kardeşi. Tamam. Şimdilik bunu kimseye söyleme. Şu yarınki sınavı atlatsın. Kafası karışmasın, ben söyleyeceğim. Şimdilik sende kalsın, tamam? Tamam.
Selam. Aa, sen nereden buldun beni? Doğru. Yalnız yine soğuk bu. Bir türlü olmuyor ya. Sağ ol. Yine de. Bu arada... bunu düşürmüşsün. Fena yakalandım. Hey, ne yapacaksın? Tutuklayacak mısın beni? Atacak mısın hapse? Öyle bir şey düşünmüyorum. Parmağını uzat. Sen poligrafi testini de biliyorsun. Zeki. Senin terlemene, kan basıncına ve nefesine göre ölçüm yapar. Ancak sana acı veren, sabit uyaran varsa bütün göstergeler olduğu gibi kalır. Yani makineyi hacklersin. Zekice. Söyleyecek misin teşkilattakilere? Söylemeyi düşünmüyorum. Sen neden bana iyi davranıyorsun? Sana neden kötü davranayım? Senin korktuğun ve çekindiğin başka bir şey var mı bilmem gerekiyor. Bunu evet, hayır sorularını sorarak öğreneceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Ajanlık denemen bitti mi? Son bir şey kaldı. Seninle atış talimine gideceğiz. Ay hayır ya. Hayır mı? Herkes çok sever bunu. Ben sevmem. Hadi kalk, kalk, kalk. Ha Elif, kızım. Konumunda irtibatında açık olsun rica ediyorum. Lütfen beni oralarda çıldırtma. Anneciğim, hayırdır? Ne oluyor ya? Tekneyi boşaltmaya gidiyorum. Satacaksın ya oğlum. Yani teknede çalışanlar var. Onlar yapsın anneciğim. Sen niye zahmet ediyorsun? Macar porselenlerim. Onlarca kristal. Ne hale gelir düşünemiyorum bile. Civan, bizi bu halden bir an önce kurtar. Yoksa aramız bozulacak. Bütün odan bu iş üstünde, tamam? Ha, bir de o Ece denen kızdan uzak dur. Fazla ilgini çekmeye başladı. Kafan dağılıyor. Ya anne ya, niye öyle diyorsun? Ece süper bir insan. Keşke o da biraz Civan abimi beğense. Ne kadar yakışırlardı bir hayal et. Oo, giden gidene. Ben bu arada Elif'i bu konuda destekliyorum. Şu Ece ile görüş de sinirin yatışır belki birazcık. Allah Allah, ben sinirli bir adam mıyım ya? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Hiç olmadı. Neyse, siz nereye gidiyorsunuz? Artık bir yazdığımız olmadığı için gebelik kampına gidiyoruz canım. Yürü Muratçığım. Hakkınızı helal edin. Ben mi yanlış anladım? Gebelik kampı mı dedi? Doğru anladın. Hadi kızım, çıkıyoruz. Anneciğim. Saçıma dikkat et. Tamam. Civan, söylediklerimi unutma. Çok yorma kendini anneciğim. Sen de unutma Elif. Tamam. O zaman ev bana emanet. Gözünüz arkada kalmasın bende. Civan abicim. Hı. Sen nereye? Elif. Bir dakika, Hilal nerede ya? Hı? Hilal.
Sen kimsin? Tanımadın mı? Ben lisedeydim sen bize ilk geldiğinde. Abimle bayağı samimiydiniz o zaman. Sen Civan'ın kardeşisin. Adını da dur söyleme bir dakika, bir dakika. Hande. Hilal. O da olur. Vay be Hilal. Kocaman kız olmuşsun sen ya. Çok büyümüşsün. Evet, abinle çok iyiydik bir aralar. O zamanlar Kapalı Çarşı'da küçük bir dükkanı vardı. Azimliydi, hırslıydı. Öyledir. Hala da öyle. Yoo. Şimdi öyle değil. Şimdi bana burun kıvırıyor. Bugünlere kimin sayesinde geldiğini unuttu. Hayırdır? Kendisi korktu, seni mi yolladı karşıma? Hayır. Haberi yok geldiğinden. Seni dinliyorum. Abim seninle çalışmak istemiyor. Ama ben çalışırım. Hayrola. Sen benim ne iş yaptığımı biliyor musun? Şu anda Mersin Limanı'ndan acil olarak İtalya'ya gitmesi gereken 73 müydü? 73 adet silah sandığımız var. 463 pompalı tüfek, 361 uzun menzilli, 89 da makineli tüfek. Vay. Dersine iyi çalışmışsın küçük kız da. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Kaynağımı açıklayamam. Ama bütün lojistik şirketlerinde benim imzam var. Kimse akıl etmez beni sorgulamayı. Abim bile. Harbi kızsın Hilal, dobra kızsın. Ama benim hayatımda silah görmemiş küçük kızlarla işim olmaz ki. O zaman izin ver. Sana ispatlayayım doğru insan olduğumu. Mers. Sen nereden öğrendin böyle silah tutmayı? Babam beni küçükken ava götürürdü annemden gizli. Hayatta kendimi bulduğum tek yer orasıydı. Bu her şeyi çok iyi yapan, cici, iyi eğitimli Hilal'den çok sıkılıyorum. Ve sık sık poligona geliyorum. Abin şu halini görse gözleri yuvalarından fırlardı. Onun haberi yok. Ve asla olmayacak. Başlayalım mı? Buyurun. Silah işlerinde bayağı iyisin ha. Sen de iyi olacaksın. Yani kendime çok güvenmiyorum açıkçası ama deneyeceğiz. Ne demişler? Denemek başarmanın yarısıdır. Tam gerginim birazcık. Şimdi silah şakaya gelmez. Her zaman silahı teslim ederken boş olduğundan emin olacaksın. Şarjörü çıkartacaksın. Hı. Tamam mı? Şimdi ben silahı boşaltıyorum. Şarjörümü çıkarttım. Bak içi boş. Tamam mı? Yine de bir tane de boş sıkıyorsun. Şimdi sağlaksın değil mi? Evet. Tamam, silahı sağ elinle tutmayacaksın. Sol elinle tutacaksın. Ne? Tamam mı? Nasıl yani? Silahı şu şekilde kavrayacaksın. Hı hı.
aynı hizada olacak. Bu parmağın neredeyse o nişan alıyor. Tamam mı? Silahla paralel gidecek. Nişanını sol elinle yapacaksın. Bu parmağın sadece tetik düşürecek ve çok yumuşak olman lazım. Tamam. Şimdi deneyelim. Tut bakalım. Hadi hop, hop diyorsun. Öyle şeyler yok. Silah bu, şaka yok. Evet. Tamam. Hazırım. Hı, tamam mı? Yok, öyle değil. Şöyle. İzi al bakalım. Girdin dibime kadar konsantre olamıyorum. Silahı bir deneyebilir miyim tek başıma? Tamam. Al, yap. Sol elini silahı şöyle kavra. Gel. Hı hı. Tamam, çok güzel. Parmağını al buraya. Hı hı. Şimdi sağ parmağını yavaş yavaş getir dedi. Nişan al bakayım. Hı-hı. İki gözün de açık olacak. Nasıl yani? Öyle. Ayarlayacaksın, hissedeceksin onu. Nasıl hissedebilirim? Ay, hissedeceksin. Gözlerim yap açık. Şimdi. Hazırım. Tamam, hadi yap. Nasıl yapayım? Doldur. Peki. Hazır değilim ama hazırmış gibi davranıyorum en azından. Silah dolu. Ona göre. Tamam. Şöyle mi tutsam? Hayır, gösterdiğim gibi. Biraz öne gidebilir miyim? İyi katışım ya. İyi, hadi git. bunda gözümü kapatsam olur mu? Kapamasan daha iyi. Tamam da yani. Tamam, kapa. Hadi bakalım Ece. Güzel. Kim? Sen ne yapıyorsun? Aa, korktum. Silahta böyle şeyler yapamazsın. Tamam yapamam ama korktum. Bir bakayım kaç tane vurdum. Vuramadım. Çok gerildim. Hazırım. Tekrar hazırım. Emin misin? Eminim, denemem lazım. Yenilsem de hazırım, bir kez daha hazırım. Dur. Önce bir nefes al. Panik yapamazsın, tamam mı? Veriyorum, sakin. Daha boş bir yere getirseydin keşke. Onun herhalde güveniyle ben böyle sağa sola tak tak. Öyle şeyler yapma silahla. Hadi. Ya elim şeyde değil ya. Dur gözümü açayım. Hissedemiyorum bunu ama bir gelişine vurayım bakalım. Güzel, 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 güzel. Ya sıkıldım ya, yapmayacağım. Al. Vuramıyorum ya. Bugün bu iş hallolacak Ece. Hadi gel buraya. Anlamadım. Bir daha anla. Neden bu kadar kızıyorsun? Ya nasıl kızmayayım? Elimden geleni yapıyorum. Bu mu senin elinden gelen gerçekten? O kadar yetenekli Ece. Ajan olmayı ilk defa öğreniyorum Onur. Aa. Ya ajanlık demeyelim biz bence ona. Bu basit bir iki tane teknik, zaten onları da beceremedim. Bak hayatımda ilk defa bu kadar konsantre olduğum bir duruma gayretliyim, dikkatliyim, tamam mı? Ben sana bugünün kısa bir özetini geçeyim. Heh. Senin konsantrasyon gücün 3 yaş çocuk seviyesinde. Dövüşte bir sokak serserisi gibisin, atışta serseri mayın gibi ama yalanda üstüne yok. Sen bana neden bu kadar kafayı taktın? Tabii ki takacağım. Çünkü senden ben sorumluyum. Bak Ece, benimle olmak demek tehlike altında olmak demek. Eğer benimleyken sana bir zarar gelirse. Bana bir zarar gelirse? Bak yarın sınavın var. Aklını başına topla, tamam mı? Hadi. Ben yarın o sınavda çok başarılı olacağım ve sen benden özür dileyeceksin. Hayaller, hayatlar. Ha bu arada. Son bir testin daha kaldı. Benim favorilerimden. Hey, bu arada üstümü değişmem lazım. En güzeli şimdi geliyor bak. Böyle dolaşamam. Duydun değil mi ben? Üstümü değişmem lazım. Değişmesin. Tamam, ben mi?
son görevin ikna yeteneğini göreceğiz. Yani yalanda iyisin ama ikna zor iştir. Yani. İçeri gireceksin, 5 dakika içerisinde Müfit Usta'yı sana dondurma alıp buraya geri gelmeye ikna edeceksin. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ne saçma bir şey bu? Gerçekten mi? Aa, yaparım ya, çocuk oyuncağı. Acaba Onurcuğum daha çok üstüne gitmesek mi biz bu çemezin? Ben yine de ondan neler çıkacak çok merak ediyorum. Bir dakika, niye öyle söyledin Ayla teyze? Anlamıyorum, bir düzgünce anlatır mısınız? Müfit Usta'nın dondurmaya karşı böyle bir, nasıl desem sana, bir gıcıklığı var. Tek gibi. Yok, öyle değil. Yani dondurmacının önünden geçemez, dondurma yiyen birini görürse yolunu değiştirir, değiştiremezse düşer, bayılır. Böyle bir şey. Ne? Tabii. Saçmalama. Çocukken arkadaşları dondurma dolabına kilitlemişler. 2 gün dona dona dondurma yemiş. Dili donmuş, dondurma gibi sarkmış. Böyle miydi o hikaye? Evet. Gerçekten. Dili sarkmış dondurma gibi ve ben bu... Ne? Ya bir şey diyeceğim, lütfen tamam hadi benimle alay etmeyin ve gerçek görevimi söyleyin, yapayım. Görevim bu. Görevin zaten işin saçmalığında. Bak, 5 dakikan var. Ben şimdi gidiyorum. 30 saniye sonra süren başlıyor. Onur, saçmalama. 30 saniyen var. Dalga geçme. Gitti, gerçekten mi? Yalnız kafanı çok iyi koru. Çünkü çok ısrar edersen kafana bir şeyler fırlatır. Tıpkı senin gibi. Kafama bir şey... Ben... Bir dakika, tamam. 30 saniyen var dedi. Saniyem şimdi başladı, başladı. Onur, neredesin sen kaç gündür ha? Seninle konuşmak istiyorum, seni bulamıyorum. Ne oldu? Yarın buraya gel, burada buluşalım, oturalım. Ustam, çok isterdim. Gerçekten çok isterdim ama ya ben buralar biraz dalgınım. Bir kafamı toplamak istiyorum. Şile'de bir tane doğa sporları kampı varmış. Yarın ben oraya gideceğim. Döndüğümüzde yapsak olur mu? İyi, tamam. Yeter ki kafanı topla. Tamam, sen hiç merak etme. Onur, merhaba. Hoş geldin Ece. Merhaba Müfit Ustam. Ay dur bir dakika, çekin. Ay çok yatıyorum. Ay kusura bakmayın. Bir başım dönüyor da. Kızım iyi misin? Ay iyi değilim. İyi değilim. Ay. Dünya dönüyor. Başım çok kötü dönüyor. Şey dilim... Ne oldu Ece, ne yapalım senin için? Ay şekerim. Şekerim düştü. Ben de insülin direnci var. Düşüyor. Şekerim de düşüyor. Ama bir bardak su verelim, bir şey verelim hadi. Olur ama yani su tek başına işe yaramaz ki. Şeker almam lazım. Aa, konuşamıyorum. Şeker almam lazım ama beyaz şeker yasak. Ya bilirim, bilirim. Aslında bana... Bana şu şey var. Köşede çok güzel bir tatlı yapan bir yer var. Ben böyle anları fırsata çeviriyorum malum. Normalde tatlı yemiyorum. Sorbe yapıyor. Çilekli sorbe. Sorbe yapıyor. Onu yesem kendime gelirim. Konuşamıyorum. Aman. Tamam, Onur hemen gidip alsın. Hadi Onur. Şunu, tabii. Hadi, ben mi gideyim alayım? Bir dakika tut. Yok almasın Müfit Usta'm çünkü düşerim falan. Onur yardım etsin bana bir şey. Tamam, Onur dursun. Ben giderim, merak etme. Size de zahmet olmasın. Ben giderdim aslında. Yok, ne zahmeti, ne zahmeti. Şey, neydi bu tatlının adı? Neydi bu tatlının adı Ece? Sorbe. Sorbe. Çilekli sorbe. Ha, çilekli sorbe. Tamam, hemen geliyorum ben. Ayla Hanım. Civan Bey. Ayla Hanım. Nasılsınız? Bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Ben Onur'u görmek için gelmiştim, görüşmek üzere. Ay bir öpeyim sizi. Oo. Ay bir kahve mi içseydik önce? Çok isterdim ama maalesef vaktim yok. Bir dahaki sefere diyelim, olur mu? Ay, bugün de sürpriz üstüne sürpriz. Nasıl yani? Ece de burada. Ece burada mı? Evet. Neden? Vallahi hiç bilmiyorum. Kendisi anlatsın isterseniz. İyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Dondurma yerine sorbe ha. Çok akıllıca. Yalnız
İki dakikada ayaküstü 40 tane yalan söyledin. Üstelik ömrünün sonuna kadar devam ettirmen gereken yalanlar. Bir yere not et bence. Yani maalesef Müfit Bey'in yanında tatlı yemeyeceğim. Kötü oldu. Kimin yanında? Civan. Senin ne işin var burada? Ece, asıl senin ne işin var burada? Hilal'le araları bozuk. Ona hediye bakmak için geldi. Peki siz? Yani benim dükkanıma da gelebilirdin. Ece, ben de biliyorsun kuyumcuyum çünkü. Yani evet, sen de kuyumcusun ama sen kuyumcular kralısın. Senin oradan hediye alamazdım. Zaten de alırsam Hilal bana iyice gıcık olurdu. Olur mu canım? Yani sana gıcık olmak mümkün mü? Aşk olsun. Ne içersiniz Civan Bey? Ne ikram edeyim size? Onur, teşekkür ederim ama hiç vaktim yok. Ya şöyle ki, benim de Hilal'le aram çok iyi değil. Bu aralar bana çok kızgın ve telefonlarıma çıkmıyor. Öyle mi? Ne oldu? Yani özel değilse tabii ki sorabilir miyim? Yani malumunuz işte, bu müzayede meselesinden beri biraz köşeye sıkışmış durumdayım. Bir takım maddi fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Ben de Hilal'in harem koleksiyonunu kameryanlara hediye ettim. Aa, Hilal'in göz bebeğidir o koleksiyon. Aynen öyle. Ama biliyorsun ki Hilal de benim göz bebeğim. Dolayısıyla mecburen buraya geldim Onur. Hilal'le aramı düzeltme konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum. Onur, bana da yardımcı olur musun Hilal'le aramı düzeltme konusunda? Tabii ki ya, elimden ne gelirse. De ne yapsak ne yapsak acaba? Sizin bu akşam bir mangal planınız var galiba, değil mi? Ece öyle söyledi. Evet. Hilal'le biz de gelelim. Ne dersiniz? Yani bilemedim. Yani senin için uygun mu Ece? Olur. Olur tabii ki. Güzel olur hep beraber. Ya olur. Olur. Yani Ece olur diyorsa tamam, o zaman ne yapalım? Peki o zaman akşam öyle yaparız. O zaman ne yapalım? Sana bir hediye seçelim yani Hilal'i almak için. Ha? Ne dersin? Aynı hediyeyi alırız beraber. Bir tekini sen, bir tekini ben. Şimdi aslında Hilal kesin pahalı ve lüks şeyleri sever. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Evet, yani onun için bizim dükkana gelmen gerekiyordu gerçi ama neyse, yine de. Tamam da işte, sana da bütçem yetmez biliyorsun. Sen ne olacak? Olsun. Onur, Hilal'in beğince en pahalı, en gösterişli ürün hangisi? Birazcık yardımcı olur musun? Bakın, burada fiyat etiketi hiç önemli değil. Siz yeter ki beğenin. Abim senin için verdiği söze ölümüne sadıktır derdi. Doğru mu? Doğru demiş. Ben sözümle yaşarım Hilal. Bana söz veren de sözünü tutarsa onu da kral gibi yaşatırım. Güzel. Seninle iyi anlaşacağız demek ki. Abim bu işlerden uzak durmaya çalışırken sen neden bulaşıyorsun? Benim için bu hayatta üç tane önemli şey var. Param, prestijim ve koleksiyonum. Eğer abime bırakırsam üçü de elimden gidecek. Ama bak, bizim işler öyle pırlanta elmas kaçakçılığına benzemez. Uyarmadı deme. Biliyorum. Hayatım o kadar sıkıcı ki, inan biraz tehlikeden zarar gelmez. Hatta her zaman fantezimdi biliyor musun? Böyle bir ajan, polis falan sevgilim olsun, suçluların peşinde. Ama burada suçlu sen oluyorsun. İşte orada yanılıyorsun. Senin lojistik alanında sorunlarını çözecek güvenilir birine ihtiyacın var. O kişi benim. Ben senin işlerinin tıkır tıkır yürümesine yardımcı olacağım. Ama sen de bana bir söz vereceksin. Yakalansam da suçlanmayacağım. Nasıl? Suçu sen üstleneceksin. Gerekirse sen hapse gireceksin. Eğer hayatım tehlikeye girerse beni sen kurtaracaksın. Ben senin işlerinin ilerlemesine yardımcı olacağım. Ve bir prenses gibi yaşamaya devam edeceğim. Sözüm söz. Buyurun. Buyurun.
Ve masamızın son güzeli fesleğenli humus. İlk defa yaptım. Bakalım hemen tadına bakman lazım. Hemen. Nasıl? Ah, Ece harikulade bir şey bu ya. Yes. Bu mükemmel bir şey ya. Bir dakika. Ben bunu bu kadar çok sevdiğim için mi böyle çok sevindin sen? Yani lezzetli olduğunu daha çok sevindim diyebiliriz. Böyle lezzetli bir şey yapıp beğenilince çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Bu arada sen de etleri yakmıyorsun değil mi? Hayır canım, yakar mıyım? Aşk olsun, ben duruyorum etlerin başında. Hatta sana şunu bir deneteyim şimdi. Hazırım. Dikkat. Şöyle. Nasıl? Bakalım göreceğiz. Bizim kasabımız. Etler sulu sulu mu, yakmış mısın? Çok iyidir. Şöyle. Gidelim bakalım. Bir dakika dur. Nasıl? Kasabınız gerçekten iyiymiş. Değil mi? Etleri de yakmamışsın. Sulu sulu. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. İyi. Vallahi çok sevindim beğenmeni. Selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz diyorum. Böyle biraz ev sahibi gibi oldu. Garip oldu ama. Her şey çok güzel görünüyor. İyi miyiz? İyiyiz. Abicim. Nasılsın Ece? Ne? Onur, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Sen de nasılsın? Bitti mi küslük ha? Barıştık mı? Bitti. Onur ikna etti beni. Abi kardeş arasında iki mücevher için küslük olmaz dedi. Olmaz tabii bir tanem. Oh! Abisinin güzeli bu. Oh! Sen benim yanımda olduğun sürece hiç merak etme bak. Daha güzellerini alırız, daha güzellerini toplarız. Yeter ki sen burada ol hep, tamam? Olurum tabii. Olmaz mıyım? Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Oh, tamam canım benim, hadi. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elif! Gel. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? Çok güzel şeyler hazırladık, sen de gel. Hadi, hemen otur. Tamam, sen varsan tabii ki gelirim ama bir üzerime bir şey giyip geleyim. Evet, üstün falan hep açık. Üstüne bir şey daha giy, gel. Üşütme. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Hadi bir yer açın bakayım bana şurada. Bak. Nasıl kokuyor Ece? Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Tutuldu gittim. Ha? Tamur, Yalnız bayağı kulunç olmuşsun sen ya. Birazcık şuraları bir yapmam lazım. Biraz açmak lazım buraları. Ben bütün gün tabii atışta... Ne? Atış titrerken sokaklarda herhalde cereyanda kaldım. Biraz şöyle basınç yaptın mı? Nasıl? Biraz daha iyi misin? İyi, sağ ol. Güzel. Zaten bir güzel masaj, bir de güzel yemek insana çok iyi gelir derler. Değil mi Ece? Doğru. Şimdi masajı hallettik, sırada yemek var. Çok güzel bir fast restoranı açılmış yakınlarda. Bir arkadaşım söyledi. Oraya gitmek istiyorum. Bak oraya gidelim. Neler yiyeceğiz var ya, neler yiyeceğiz eve. Turşun olmasın da. Bu konuyu kapatıyoruz, tamam? Bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyoruz. Olur mu Cevan Bey? Yani ben konuyu açmayayım diyorum ama... Polise gitmeyecek miyiz? Polis yok, tamam mı? Polis yok. Bir daha manşetlere çıkamam. Ailemin itibarı söz konusu. Polisi unutuyoruz Ayşe. Etler yanıyor. Bak domatesler falan yanmış. Tamam hadi şefim, gidiyorum. Güzel soframız. Ben bütün gün çalışırım. Onur Bey de birazcık yardım etsin bana. Mutfaktan belki salataları getirmeme yardım edersiniz ha? Tabii Ece. Misafirin oturanı olmaz. Bizim elemanlar yardımcı olurdu ya. Onur. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neden öfkelisin? Niye böyle davranıyorsun Civan'a? Ne oldu o mermer gibi soğuk Onur Karasu'ya ha? Ne oldu? Tamam, biraz kontrolü kaçırmış olabilirim. Ama ben kendime hakim olmasını bilirim. Sen merak etme. Sen kendin için endişelen. Ben mi? Ben neden kendim için endişeleneyim? Vallahi ben yarın için yeterince gerginim.
Sen de bunun biraz... Aşkım. Yarın ne var, neden gerginsin? Ben yarın tüm gün beraber olalım istiyordum ama bir sipariş geldi ve ustamla dükkana takılı kaldım. Tam bunu anlatıyordum Ece'ye. Boş ver ya. Hiç önemli değil. Hayatımızın geri kalanı bizim. Telafi ederiz. Evet. Hem abimle de aranız düzeliyor. Şu nişan meselesini tekrar açalım diyorum. Açalım ya. Ne olacaksa olsun. Salatalar bana kaldı. İyi ki yardım edecektiniz. Bak kapıyı bile açıyorum. Hadi gel Ece'ye yardım edelim kız aklı. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bak bak ya, ablası sen misin ben miyim belli değil. Bana bu kadar sıkı sarılmadı bu Elif cadısı. Cadı. Cadısın. Ha bu arada Ece, benim şoförüm bırakacak seni. Tamam, sağ ol. Aa Ece, hediyem çok güzel. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Seni son zamanlarda biraz fazla ihmal etmiştim gönlünü almak için. Civan'la beraber seçtik. Onur'un dükkanından işte ortaya karışık. Çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Aşkım ben seni rahatsız etmeyeyim. Yarın sen beni ararsın. Tabii ki yarın. Ece, yarın biz de bir şeyler yapalım mı? Bir brunch falan, restoranı konuşuruz. Aslında çok güzel olurdu. Ama ben işte restoran için biraz ufak tadım turu ayarladım kendime. Onu tek başıma yapayım, sana notlarımı ileteyim falan, sonra yapalım. Keşke haberim olsaydı. Ben de seninle birlikte gelirdim lezzet turuna. Artık bir dahaki sefere diyelim. Söz. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Çok sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi ki geldin. Ne kadar güzel oldu. Eline sağlık. Hadi iyi geceler. Getirdim. Sabah 7'de kapındayım. Sakın uyuyakalma. Geç kalırsam kalırız. Emredersin. Lezzet turu mu? Ha. Lezzet. Evet. Abi yani sen de ben de katılırdım falan. Biraz cool ol ya. Yapma ya, öyle mi oldu? Öyle oldu evet. Tabii. Neyse anladı beni ya yani sonuçta. Niyet önemli. Günaydın Müfit Bey. Günaydın. Onur'la size kahve kruvasan getirdim. Ne iyi ettin kızım. Kruvaz nedir bilmem ama yerim. Onur yok yalnız. Nerede? Söylemedi mi? Önceden program yaptım demişti ama. Söyledi galiba ama ben unuttum. Şu şeye gidecekti değil mi? Doğa sporları. Çok sık gider oraları. Tabii tabii ya. Tamam ben unutmuşum. Size afiyet olsun. İyi günler. İyi günler kızım. Heyecanımı tüf matla göstereceğim. Hadi bakalım. Ece, bana bak. Güzel, güzel. Tut bunu. Şimdi bak, beni dinle. Ece, şimdi birinci kural sakin olacaksın. Tamam mı? Tamam. Seninle ne çalıştıysak zaten oradan sınav olacaksın. Tamam. Yapabilirsin. Yapacağım. Sana güveniyorum. Zerre kadar güvenmiyorsun. Hiç güvenmiyorum. Hadi. Adamın gözünün içine bakıyorsun. Adamın gözünün içine bakma. Adama sığdır. Geçmiş olsun Ali. Şimdi psikoloji testine gireceksin. Senden yalan söylemeni isteyecekler ki senden daha yalancı ben görmedim. Onların da gördüğünü sanmıyorum. Hadi göster kendini.
Oldu mu? Şimdi sırada atış var. Hazır mısın? Hazırım. İyi. Benim burada durmam yasak. O yüzden şurada bekleyeceğim. Zaten yaptığımız şey, şişeleri vuracağız. Tamam, göreyim seni. Rahat ol. Ben eğitmenleri vurmadan bitirirsem? Eğitmenleri vurmak yok. Bak, bu temel eğitim. Tamam mı? Bunu geçmek zorundasın. Eğer buradan kalırsan bizimle çalışamazsın. Feruz Başkan senin gözünün yaşına bakmaz, seni içeri tıkar. Sen moral vermek nedir biliyor musun? Tamam, haklısın. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Halledersin. Zaten bunların hepsini çalıştık daha önce. Sol elin, omuzların rahat, derin nefes al. Nefesini tut. Tetiği çekmeden önce bu hayatta seni en çok üzen ne varsa onu düşün ve ona ateş et. Tamam. Benden çalınan kardeşimsiz geçen yıllarımı ateş edeceğim o zaman. DNA sonucu çıkacaktı bugün, haber var mı? Daha çıkmadı. Sen gir sınavına, ben ararım, o sırada öğreniriz. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi Ece. Nasılsınız? Efendim ola. Nasıl gidiyor sınav? İyi iyi, şu ana kadar her şey yolunda. Şimdi ateş edecek, bakalım nasıl olacak. Elif'in kardeşi olduğunu söyledin mi? Ya ola. Bu kızın bütün yaşam amacı kardeşini bulmak. Bütün hayali, bütün isteği. Ben bunu ondan nasıl saklayayım? Sana karışmak bana düşmez Onur. Sen bizim şefimizsin. Sen ne dersen o. Öyle tutma. Oh, aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Bundan sonra beraberiz. Kazandım. Ne oldu? Elif Ece'nin kardeşi. Benim tanıdığım Onur tereddütsüz hayır derdi. Söylemeyeceğim derdi. Aklın hareket etmiyorsun. Farkında mısın Onur? Duyguların seni ele geçiriyor. Onur ne oldu? Bir şey olmuş. Ne oldu? DNA sonucun geldi. Ne? Elif senin kardeşin değil Ece. Üzgünüm.